de burada bir ithal enflasyon var. Türkiye'de her türlü üretimin aşağı yukarı %60'ı, yani 100 dolarlık bir mal piyasada varsa bunun %60'ı, 60 doları ithaldir. Şimdi durduk yerde birdenbire siz enflasyonun yükseldiği bir ortamda faizleri düşürürseniz bu ülkede dolarizasyonu hızlandırırsınız. Yani TL'den kaçış, dövize koçuş, yani dövize hücum başlatırsınız. Bununla beraber kurlar da artarsa bunun içeriye enflasyon olarak yansıyacağı, bu enflasyonda genel fiyat seviyesi diyelim, zam diyelim, bu şekilde bizim hayatımızı zorlaştıracağı belli. Sadece bu değil, birincisi bu. Bu en genel çerçevede, bu adına heterodoks demeye de başladılar maşallah. Sanki model varmış da heterodoksu, ortodoksu varmış gibi. Ya ortada model falan diyor. Arkadaş, faiz düşüreceğim dediniz, faizi düşürmediniz. Kuru zıplattınız, enflasyonu zıplattınız. Bunun neresi model? Türkiye imha planı bu. Model diyorsanız adını da koyun. Heterodoks falan değil bu. İmha planı. Türkiye'ye özgü bir model demişlerdi Enis Bey. Çin modelini beğenmemişlerdi. Türk modeli bu. Türk tipi ekonomi modeli demişlerdi. Ya bakın, hasbelkader demin tahliye olan, sizin de eğitim gördüğünüz, tahsil yaptığınız üniversiteden iktisat diplomam var. O sene bu senedir iktisat kitaplarını arada bir bakarım. Bu kadar saçma sapan bir vecize yığını bir arada görmedim. Bunun model falan olması ihtimal değil. Bir modelden bahsettiğiniz zaman aynı anda işleyen, çıpası olan, bir amacı olan bir meseleden bahsetmemiz lazım. Demin sorunuza devam edeyim. Mesela faizi düşürmekti değil mi bu modelin öncelikli konularından biri? Nasıl düşüreceksiniz? Şu anda yaptığınız şu: bir soygun düzeni kurdunuz. Bankalar bugün %14'ten gidiyor, Merkez Bankası'ndan TL alıyor. Yan tarafta hazineye %22'den satıyor. Buna model mi demek lazım? Ya bu bildiğin eline silah alıp hazineyi soymaya giden adam bundan daha namusludur. Devam edelim. Dövize işte çevrilebilir eski adıyla mevduat veya işte şimdi kur korumalı mevduat diye bir şey uydurdum son dakika itibarıyla. Devletin mevduatının tamamını bu son Merkez Bankası vaziyetinde görüyoruz ki resmi mevduat diye anılan, benim yaşıtlarım öyle bilir, şimdi tüzel mevduat deniyor. Çevirmişler kur korumalı mevduata. Bireysel yatırımcı ne yapmış? Tam tersini yapmış. 900 milyon dolar DTH hesapları artmış, döviz almışlar. Bunun neresi model? Dalga mı geçiyorlar bizde? Yılbaşında Ocak ayının tamamına yansıyacak bir zam furyası yapıyorsunuz. Ondan sonra enflasyonla mücadele edeceğim, köpüğünü aldım diyeceksin. Dalga mı geçiliyor ya? Şimdi bunun modellik falan bir hali yok. Bu bir kişinin inadıdır. Aslında o inadında bir mantığı vardır. Bunu da kabul etmek lazım. Yıllardır AKP'nin seçime gitme stratejisi bellidir. Ucuz kredi. Yani vatandaşı borçlandırmak. Bakın 2002'de ki vatandaşın, bir ortalama vatandaşın üzerindeki borç yüküyle, kamudan kaynaklarına bahsetmiyor, bireysel olarak, yani ev kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi, kredi kartı, bunlardan bahsediyorum. Belki 20 kat arttı bugün itibariyle. Ve bir türlü bu düzen değişirse sen kaybedersin şantajıyla bu insanları yeniden borçlandırmaya niyetliydiler. Bu faizler de uygun değildi. Düşürelim, daha düşük faizle yapalım dediler. Olmadı. Şimdi ne yapacaklar? Ben size söyleyeyim. Merkez Bankası'nda tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarihinin en büyük manipülasyonunu yaptılar. Bir gecede 130 milyar lira yarattılar. Bu darphanenin para bastı iddialarından bahsediyorsunuz değil mi? Yani darphane basmasayın kaydı bu para. Yani o kadar para çıkacak anlamında değil. Zarardan kâra geçti Merkez Bankası. Birdenbire 60 milyar, 70 milyar ne zararı vardı, işte bir o kadar kâra geçti. Toplam işte ikisinin kar zarar toplamı 130 civarında bir meblağa ulaşıyor. Şimdi bakın, bu rakamı akıllarınca yine arka kapıdan, kamu bankalarından Nisan ayı, Mart ayı gibi ucuz kredi olarak vatandaşa sunup seçime gitmek istiyor. Fakat hiçbir şeyi beceremedikleri için o tarihe kadar enflasyona bağlı olarak konut fiyatında, araç fiyatında ne kadar zam olacağını da öngöremiyorlar. Daha düne kadar bunlar faizi düşüreceğim inadıyla yola çıkmadan insanların iyi kötü bir eve girme, orta sınıftan bahsediyorum. Yani genç insanlardan bahsediyorum. Bir eve, bir araca girme, taksitle, ipotekle bunu geri ödeme imkanı var. Bugün ahlakı bozdular. Çarşıdaki ahlakı bozdukları gibi ev sahibiyle kiracı arasındaki anlayışı bozdular. Ya gram altın gibi daha bir ay öncesine kadar ikinci el otomobil fiyatları sabah aldığında akşam artmış oluyordu. Şimdi öyle bir yere geldi ki insanlar ne birinci el ne ikinci el otomobil ya da birinci el ya da işte ne bileyim ikinci el konuta girme imkanı da kalmadı. Bu kredileri ne yapacağını düşünüyorlar bunlar. Çok merak ediyorum bu paraları. Bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kış gibi görünse de daha baharı yaşıyoruz biz. Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek diyor. Size göre de mi böyle, yani bunlar daha iyi günlerimiz mi? Öyle anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Böyle konuşmayı sevmiyorum. Felaketlerle aldı yapmayı sevmiyorum ama bu kadar kontrolsüz gidiş en son 94'te Tansu Çiller zamanında olduydu. Ondan bu yana bu kadar kontrolsüz, ne yaptığını bilmeyen bir ekonomi yönetimi Türkiye Cumhuriyeti'nde iş başına gelmedi. Bu kadar açık ve net söylüyorum. 35 sene gazetecilik yaptım, 6 senedir siyasetçiyim. Bunun işte 19 senesi AKP ile, diğer kısmı diğer hükümetlerle geçti. Şu kadar başbakan, şu kadar ekonomi bakanı tanıdım. Bu kadar vasıfsız bir ekip bir araya kurmak hakikaten hayal kadrosu gibi bir şey bu. Yani tersten ama. Yani dream team diyorlar ya yabancılar. Şu açıdan söylüyorum bunu. Bir taraftan fiyatlar şişecek. Bir taraftan yatırımlar erteleniyor göz göre göre. Yani çünkü böyle bir fiyatlamanın olmadığı bir yerde dövizin köpüğünü aldım. Köpüğünden bana ne? 9 liraydı, 8 liraydı en son baktığında adam 3 ay evvel. Bugün gelmiş 13 küsura, nereye gideceği belli değil. Aşağıda gidebilir, yukarıda gidebilir. Durduk yerde arka kapıdan sen hiç kimseye söylemeden döviz satıyorsun ve zavallı insanları çarpıyorsun. Tam tabiriyle çarpıyorsun. Cebinden para çalıyorsun, servet transferi yapıyorsun kendi yandaşına, kapalı kapılar ardında. Şimdi buraya niye yatırım yapsın insan? Neyine güvensin ya? Bakın çok tantana yaptıkları, halay çektikleri kur korumalı mevduat ilan edildikten 2 gün sonra önce tavan faiz geldi. Arkasından kurun nasıl hesaplanacağı değişti. Ya daha 20 Aralık, bugün 8 Ocak değil mi? Toplam 2 haftadan bahsediyoruz. 3 tane 4 tane değişiklikten bahsediyoruz. İnsanlar niye güvensin size? Hiçbir şey düşünmeden yapıyorsunuz çünkü. Aklınıza gelen en iyi fikir. Hadi yapalım gitsin. Ondan sonra ülok hadi bakalım şey çekelim, halay çekelim. Dolar yakalım. Ya doları niye yapıyorsun mesela? Her şeyi anladım, onu da anlamıyorum ben. Niye yani bunun karşılığında bir para, yani bir ulusal bir para birimiyse başka bir ülkenin. Ve sen de bunu cebine koymuşsan tasarruf amacıyla niye yapıyorsun? Git bozdur abi. Zaten istediği de o AKP Genel Başkanı. Yakman değil, bozdurman. Ya birinin bunu adamlara anlatması lazım bunu. Bu oyun her fırsatta dolar yakmasını kimse istemiyor. AKP bile istemiyor. Götürün bozdurun TL, yani bize geçsin diyor. Nasıl bundan, nasıl anlıyorum? Daha düne kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak belli bir raice bağlıydı. 250 bin dolar eğer yanılmıyorsa. Bunu... 250 bin dolar istersen TL olarak götürüyordun. Yani o günkü kurla. Bir bankaya yatırıyordun. Dekontunu gösterdiğin zaman işlem başlıyordu. Şimdi diyorlar ki hayır. Bankaya falan da gitmeyeceğim. TL hiç olmaz. Bakın tekrar ediyorum. Türk lirası hiç olmaz. Bana direkt döviz olarak getireceksin. Merkez Bankası'na getireceksin. Pardon. Ya konvertibilite kararı 89'dan beri bu ülkede mevcut. Yani Türk lirası konvertibilite bir para. Siz bankaya gidip TL yatırdığınız zaman dolar alabiliyorsunuz. Dolar verdiğiniz zaman TL alabiliyorsunuz. Doğru mu? Tabii. Peki abi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı niye sadece dövizle isteniyor? Hani yerliydik, milliydik? Niye TL almıyor bu arkadaşlar? Niye sadece döviz kabul ediyoruz? Bu ülkeyi, Merkez Bankası'nı bu kadar komik bir hale getirmek. Şu anda Damla Hanım mecliste bir kanun tasarısı var. Komisyonda görüştü plan bütçede. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na, pardon. Dün gece kabul edilen tasarıdan bahsediyorsunuz değil mi, komisyondan geçen? Plan bütçede evet, daha genel kurula gelmedi. Merkez Bankası'na haciz gelir mi gelmez mi tasarısı. Bu noktaya mı geldik ya Türkiye Cumhuriyeti olarak 100. yılımıza girerken? 2023 böyle bir ülke mi olacaktı? Gözünü seveyim. Ne yapıyor ya bunlar? Ya yabancı bankalar, Merkez Bankası haciz getirmesin diye koruma zırhı veriyoruz. Şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? Bu Merkez Bankası'nı siz nereden aldınız, nereye getirdiniz? Bu hazineyi nereden aldınız, nereye getirdiniz? Kamu bankaları nereden aldınız, nereye getirdiniz? Bir taraftan kredisini ödemeyen çok önemli şahsiyetler var. Kimse üzerine gidemiyor, laf bile edemiyor. Bir taraftan adı ziraat olan bir banka tarımdan başka herkesi besliyor. Bir taraftan bu rezillikleri yaşatıyorlar. Türk lirasıyla yatırım yapanı cezalandırıyorlar. Daha devam edeyim mi? Soru çok. Her biri aslında yüce divanlık suç bunların. Ben size samimi söyleyeyim. Her biri bir iddianameyle bu insanları yüce divanda yargılatacak suçlar. Bu kadar pervasız bir hükümet de görmedim, öyle söyleyeyim. Buradan devam etmek istiyorum. Şimdi 128 milyar dolar nerede diye bir kampanya yürüttü CHP ve aslında bu soruyu herkesin hafızalarına kazıdı. Şimdi yeni bir soru var. 20 Aralık gecesi ne oldu? CHP bununla ilgili bir soru önergesi verdi. AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Bunu biliyoruz ama yeni dönemde bu soru için, bu soruyu hafızalara kazımak için CHP nasıl adımlar atacak bu sorunun yanıtını almak için? Her gün soracağız Damla Hanım. Yapacak bir şey yok. Yani sonuç olarak Merkez Bankası'na gidiliyor, bu soru soruluyor, cevap alınamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyor, kapı kilitleniyor. TÜİK'e gidiliyor, kapı duvar. Ne yapsın ana muhalefet ya da muhalefet partileri? Bundan daha fazla meclise gündeme getirmekten daha öte bize verilmiş anayasal bir yetki yok. Ve fakat bakın doğru bir yerden açtığınız soruyu, 128 milyarın üzerine ne kadar konduğunu bile bilmiyoruz. Aynı yöntem. Nebati Bey'in hamisi Damat Bakan Bey döneminde başlayan arka kapı satışları, şu noktayı bir parantez olarak açmak isterim. Niye bu bakımdan önemli arka kapı olup olmaması? Merkez Bankası yaptığı her işlemi sonuç olarak bilançosuna yansıtmak ve yansıttığı işlemi de kayıt altında tutmak zorundadır. Ben mesela demin bir şey söyledim. Tüzel kişiler, yani kamuda çalışan şirketler, şunlar bunlar dönmüş ya döviz bozarak ya TL'den kur konumunda mevduata geçmiş diyorum. Nereden biliyorum bunu? Merkez Bankası vaziyetinden biliyorum. Peki yerliler DTH'larını arttırmışlar 900 milyon dolar derken yine Merkez Bankası vaziyetinden okuyorum bunu. Peki 20'sinde satılan dövizin kaç para olduğunu, kime satıldığını nasıl bulacağım ben? Bulamam. Niye bulamam biliyor musunuz? Bankalar Kanunu çerçevesinde bu sırdır. Merkez Bankası'ndan şeffafça yapılan işlem eğer arka kapıdan Merkez Bankası rezervi kamu bankalarına teslim edilir, kamu bankaları da önüne gelene satarsa bu banka sırrına giriyor. Dolayısıyla biz soracağız, sormaya devam edeceğiz ama bir, miktarı bilmiyoruz, iki, kime satıldığını bilmiyoruz. Sadece sonucunu biliyoruz. Sonucu ne? 17-18 liraya dayanmış bir döviz kuru bir gece içinde yapılan satışlarla 12'ye düştü. Bu da şu demek, çok kabaca 17-18 liradan satılan dövizler 12 liradan geri alındı. Yani çok kaba hattıyla 2 saat içinde %50 bir kazanç sağlandı. Birileri kazandı, küçük yatırımcı, %50. Maliye Bakanımızın tabiriyle çarpıldı. Ama bu operasyondan haberdar olduğu belli, bu operasyona ortak olduğu belli, bu operasyonun suç ortağı olduğu belli bu kişilerin. O da çok belli. Tamamı olmasa bile çok kahir ekseriyetinin, yani çoğunluğunun %50 dolar faizi, %50. Casa de Papel seyredenlere ben şimdi sesleyeyim. Eroin satsan sabahtan akşama 2 saati %50 kazanamazsın. Böyle bir ülke haline getirdiler. Bu haftanın gündemindeki bütün konulara biraz değinmek istiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen sokağa çıkacaklarmış gözdağını da bu hafta biz çok konuştuk. Muhalefet böyle bir söylem olmadığını ısrarla söylese de biraz önce de Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Ve diyor ki sokakta barışçıl protesto telkinleriyle neyi planlıyorsunuz? Zamları, enflasyon artışlarını sokakla birleştirip Türkiye'den Kazakistan mı çıkarmayı planlıyorsunuz? Kazakistan'daki kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı diye böyle sert ifadeler kullanıyor Bahçeli'de. Nedir bu söylemdeki ısrarın sebebi sizce? Korku. Niye asgari ücreti %50 zam yaptı? Sokaktaki tepkiyi almak için. Bakın Damla Hanım, biz dağdan inmedik. Birileri gibi elimizde silahla 12 Eylül öncesinde adam vurmadık. Bizim geldiğimiz yer belli. Benim okuduğum okulda yaptığım siyasetin rengi belli, partisi belli, Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla en son şiddete inanan insanlardan biriyle konuşuyorsunuz şu anda. Şiddeti akıla getiren, şiddeti uygulayan ve şiddetten korkandır. Bu ülkeyi ikiye bölüp %50, ben bu %50'yi evde zor tutuyorum diyen ben değilim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu sorunun muhatabı da bizzat kendisidir zaten o sebeple. Kimse bugüne kadar, benim hatırladığım kadarıyla, 66 yaşındayım ben, son 40 senedir kendi taraftarlarını sokağa dökerim diye bir ifade kullanmamıştır bu ülkedeki Cumhurbaşkanı hariç. O bakımdan böyle bir şey yok. Yani insanlar tepki verecekse sağda, solda, öteki tarafta biz siyasetçi olarak bu tepkiyi yasal, siyasi kanallara sevk edip ve seçimle, seçim sandığında bu işi bitirmek için zaten görevlendirildik. Anayasal görevimiz bu. Ha, laf arasında eğer kasıtları şuysa, siz hiç muhalefet etmeyin. Biz ülkenin her vidasıyla oynayalım. Her ayarını bozalım. İnsanları fakirleştirelim, insanları uluslararasılaştıralım ama siz de alkış tutun bize, kendi milletvekillerimiz gibi. Yaşa, var ol, nur ol, ül ol falan filan yapın. Hayal görüyorlar. O kadar açık söyleyeyim. Biz bildiğimiz muhalefeti, bildiğimiz sertlikte, bildiğimiz tempoda yapacağız. Ondan rahatsız olan varsa onun sorunu, benim sorunum değil. İBB'deki teftişle beraber yorumlandığında seçim hazırlığı diyenler de var tabii bunlara, tansiyonu yükseltmek. Yani eninde sonunda seçime sürüklenecekler. Eninde sonunda, evet, bekliyorum efendim. Çünkü eninde sonunda sürüklenecekler. Her ay 1-2 puan anketlerde, kendi anketlerinde bile kaybediyorlar. Hele küçük ortak yok olmuş gibi neredeyse. Fiilen yok. Arada bir yerde işte televizyonlarda gözüktüğü zaman hatırlanan bir siyasi figür artık bugün. Dolayısıyla daha fazla kaybetmeden seçime gitmek zorunda kalabilirler diye varsayıyorum. İBB'deki teftiş bir komedidir. Ben demin yorumlarına yer verdiğiniz İBB sözcüsünden biraz daha farklı düşünüyorum. Yani aslında bunların yaptığı bir şey aramak falan değil. Yine başka bir milat koymaları çok komik. Yani 2012'den bu yana müfettişin gitmediği bir İBB'de gelirse bir müfettiş 2012'den bu yana bakmak zorundadır. Devlet geleneği budur. Yani siz sadece 2019'da Haziran ayında elle iştirilmiş bir İBB yönetimini denetleyemezsiniz. Böyle bir dünya yoktur. Yani bunu çok iddialı söylüyorum, böyle bir dünya yoktur. Tabii İsmail Saymaz'ın da bu hafta çok önemli bir haberi vardı. İptaca ile iltisaklı iki kişinin daha önceden İBB'de olduğu, bunun bilindiği yönünde bir haber yapmıştı. Bu çifte standart ne diye sormuştu tabii. Tam olarak sizin dediğiniz noktada. Yani öyle bir kuşak, bizim kuşak ki siyasette şu anda beni temsil ettiğim yaş olarak ve profil olarak, biz hayata anarşik olarak başladık. Öyle derlerdi. Sonra işte terörist dediler. En son biliyorsunuz bana casus bile dediler. Şimdi sıfatlar beni ilgilendirmiyor. Sonuç olarak kamuda eğer temizlikçi kadrosuyla başlayacaksam ben hayata, buna güvenlik soruşturması gerekmez. Dolayısıyla sadece Adalet Bakanlığı'nın adli sicilinin verdiği temiz kağıdı benim işe başlamama yeterdir. Birisi çıkmış, bir İçişleri Bakanı saydırıyor. O ona bağlı, bu buna bağlı. Nereden belli? Mahkeme kararı mı var? Hakkında düzenlenmiş bir iddianame mi var? Sadece bakın, yani eskiden bunu hükümeti desteklediğini ilan eden ya da Cumhur İttifakı'nı desteklediğini iddia eden, eski benim mesleğimi şu anda ifa eden kişilere de soruyorum. Yahu sadece bilgi fişiyle, istihbarat fişiyle iş yapılır mı? Yıllarca bundan şikayet etmedi mi kendileri? Yıllarca işte ne bileyim Yüksek Askeri Şura'da hakkında şu fiş var diye mahkeme kararı olmadan hakkında işlem yapılanları savunarak demokrasi tiyatrosu oynamamışlar. Tiyatrosu diyorum çünkü gerçekten o demokrasiye inanmış olsalar bugün bu saçmalıklara teveccüh etmezler. Güler geçerler. Bırak manşete koymayı. Yıllardır polis fişiyle insanlar işsiz kalıyorsa bilmem ne kalıyorsa bunu dillerine pelesenk edenler bugün bir büyükşehir belediyesinde İstanbul'da 557 kişi sadece bir kişinin istihbari bilgisi o da ne kadar doğru ne kadar doğru yansıtılıyor onu da bilmiyoruz. Asıp kesiyorlarsa ayıp değil mi bu? Gizli tanıkları böyle istihbaratları zaten son dönemde biz gördük. FETÖ zamanında gizli tanıkları. Çok gördük. Siz de çok hepsinden gördük. Tek tek özür dilediler sonra. Yine bu şahıslar işin enteresanı. Bu ekranınızı süsleyen şahıslar. Şimdi yeter artık ya. Ya bakın halkla dalga geçilmesin. Gözünüzü seveyim. İktisaden dalga geçiyorlar. Siyaseten dalga geçiyorlar. Terörle mücadele ediyorlar dalga geçiyorlar. Ve en kötüsü de şu. Artık bu tutmuyor. Kendileri de farkında. Panikteler. O yüzden bir kategori çevirmeye çalışıyorlar. O kategori de şu. Meşru tepkileri gayrimeşru gösterecek bir oyun planı kurmaya başladılar. Fakat Kemal Bey'in ve Millet İttifakı'nın, Meral Hanım'ın, Temel Bey'in, Gültekin Bey'in idraki bu arkadaşların hayalini aşar. Bu tuzağa kimse muhalefeti çekmez, çekemez. Hak, hukuk, adaletten de mi siz belli koşulları vardır. Gidilir bir miting çağrısı yapılır. Bu miting çağrısında toplarsın, anlatırsın, anlaşılır, sandığı an yansır. Tabii ki toplu yürüyüş ve gösteri hakkı yine yasaldır. Ama bunun dışında ya gerçekten CHP'leri şöyle mi göstermek istiyorlar ya da İYİ Partileri? Eline sopaları aldık, süpermarket basıyoruz, polis karakolu bombalıyoruz vesaire. Ya çocuk musunuz siz ya? Çocuk musunuz? Yani bunu ne zaman yaptı ki bu parti 100 senelik geçmişinde bugün böyle bir şeye tavassut etsin, böyle bir şeye yönelsin? Siz hak, huk, adalet dendi mi sembol isimsiniz zaten bahsettikleriniz orada. Estağfurullah öyle bu, değil. Benden çok daha kıymetli insanlar çok daha büyük, çok daha ağır diyelim. Faturalar ödediler. Yani ben öyle bir sembol falan olarak asla düşünmedim kendimi. Sadece işte o da bir örnek ya. Yani ben içeri girdiğimde Kemal Bey Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Karıncanın beli incinmedi. Bu da bir örnek değil. Sonra yürüyüş baktılar ki başarıyla ve kalabalıklaşarak gidiyor. Biz yaptırdık demeye başladı. Bence mahsur yok. Yine öyle desinler. Yani halkın protestolarını, işte zamlara, zulme, adaletsizliğe karşı tepkilerini onlar belli bir çerçeve içinde o halkın, o sokakta siyaset yapmayı tercih eden kişilerin güvenliğini alarak, onların hayat hakkına ve düşünce özgürlüğüne saygı duyarak meseleyi barışçıl bir şekilde ele alsınlar. Benim kendilerine tavsiyem budur. Protesto deyince şimdi son dönemde en çok gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösteriler sizi bulmuşken sormadan olmaz. Okulumuzdan 2 öğrenci daha ilk duruşmadan dün akşam serbest bırakıldı tabii hayatlarından. 94 gün çalınarak. Bununla ilgili de bir son değerlendirmenizi rica edeyim mi sizden? Tabii ki. Yani ben bu arkadaşlar ilk içeri girdiğimde de söylemiştim. Yani gurur kaynağı. Okul da gurur kaynağı. Bu çocuklar da gurur kaynağı. Yani böyle hiç takılmasınlar onlara terörist dendiği için, şu dendiği için. Gençlere, bu gençlere baktıkça insan Türkiye'de bir gelecek oluşabileceği konusundaki umudunu koruyor. Hatta daha da fazla umutlanıyor. Açık söyleyeyim. Özellikle bu eylemler sırasında yanlarında yani açıklamalarla falan durdum ama benim üzerimden zarar görsünler de istemedim. Biraz sessiz kaldım. Ama Zaten bu adamlar girerken çocuk deyince böyle şey oluyor, pejoratif oluyordu, bir aşağılama. Koca insanlar bunlar. Yani ne yaptıklarının farkında, ne ödediklerinin farkında, ne uğruna bu bedeli ödediklerini biliyorlar. O yüzden bu arkadaşlar diyorum bilerek, isteyerek. Yani hayatlarını Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla nasıl diyeyim? Hayali kurulan diyelim. Özenilen üniversitelerinden birindeki hayatlarını bu kadar kolay tehlikeye atabiliyorlarsa bundan ders çıkarması gereken aynı yaş grubunda biraz daha yaşlı çok insan var. O bakımdan örnekler. O bakımdan gurur duyuyorum. Okulda da gurur duyuyorum direnişiyle. O okulun direnişinin içindeki tek tek bütün bu arkadaşlarla da gurur duyuyorum. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız, görüşlerinizi paylaştığınız için bizlerle.